konut kredisi kampanyası olsa ne olur? Küremize bakacağız ve konut kredisi kampanyasına soracağız. Dost musun, düşman mısın? Konut kredisi kampanyası olsa ne olur? Ya da konut kredisi kampanyası ne zaman olacak diye onlarca soru geliyor. Hem YouTube'da hem de Instagram'da. Peki, bu sorulara benim verdiğim cevap ne? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Ama konut kredisi kampanyası olursa ne olacağı ile ilgili bazı şeyler biliyoruz. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz ve istatistiklerle takibini tuttuğumuz veriler var elimizde. Bugün size eğer bir kampanya olursa geçmişte başımıza neler geldi ve önümüzdeki süreçte başımıza neler gelebilir? bir senaryosunu çizmeye çalışacağım. Ondan sonra siz karar verin. Konut kredisi kampanyası gelsin mi? Gelmesin mi? Gelsin diyenler ya da gelmesin diyenler yorumlarını aşağıya bırakırsa ben de sizlerin görüşlerinden haberdar olmuş olurum. Makarayı biraz geriye saralım ve 1 2020 tarihine bakalım. O tarihte Türkiye'de konut kredisi kampanyası ile ilgili bir şey konuşulmuyordu. Biliyorsunuz malum pandeminin başlarıydı ve 3. ayın 15'inden itibaren alınan kararlarla Türkiye sıkı bir pandemi sürecine girmişti. O dönemde Mart ve Nisan ayında satışlar 45 bin adetlere kadar gerilemişti. Yani bizim her ay yaşadığımız konut satışının neredeyse yarısından daha aşağısına kadar gerilemiş oldu. O dönemde alınan bir kararla konut kredisi kampanyası başladı. Zaten sizler de çok iyi süreci biliyorsunuz. 15 2020 tarihine tekrar dönersek o gün Türkiye'de Türkiye'nin en büyük ilan portallarından birisi olan sahibinden.com'da 430 bin adet satılık konut vardı. Kampanyanın duyurulmasını takiben 430 bin adet olan konut sayısı birden 547 bine yani %27 oranında arttı. Peki ilan sayısı birden neden arttı derseniz o ayki konut satışları bir önceki ay 45 binden Haziran ayında 190 bine, Temmuz ayında 230 bine, Ağustos ayında 170 bine kadar çıktı. Bu sayılar Türkiye'deki konut satışlarının çok üstünde. Bildiğiniz üzere her ay 110 bin, 120 bin adet civarında konut satışı gerçekleşiyor. Böyle baktığımız zaman 230 bin adetlik konut satışın olduğu ay Türkiye ortalamasının iki katı kadar konut satıldığını gösteriyor bize. E tabi bu durumda da satışa konutların çıkması normal. Bir anda herkes gayrimenkulünü piyasaya sundu. Peki bu durumda satışa çıkan ilanları kim verdi derseniz ben birçoğunuzun ahı müteahhitler dediğini duyar gibiyim. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Aslında durum hiç de öyle değil. Müteahhitlerin satışa koymuş olduğu satılık konut adetlerinde o dönem hiçbir değişiklik olmadı. Genellikle 23.000 adet satılık konut şeklinde seyretti. Ama sahibinden olan konut satışlarında ciddi bir artış oldu. Özellikle aşağıya baktığınız zaman sarı renkle görebileceğiniz grafikte sarı kısım sahibinden olan ilanları bize gösteriyor. Yani sizin, benim gibi, komşularınız gibi insanlar bunları bir anda satışa koydular. Çünkü konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı ve talep hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı. Bunlara da değineceğiz zaten. Neden müteahhitler peki ilanlarını arttıramadılar? Çünkü o dönemde bugün olduğu gibi 3 aylık dönemlerde 130 bin 140 bin adet bağımsız bölüm. Yani aylık 40 bin civarında bağımsız bölüm için ruhsat alınıyordu. Biliyorsunuz ruhsatı aldıktan sonra süreç hemen bitmiyor. Ruhsatı aldığınız gün gayrimenkul hazır olmuyor. Yani 1 ile 1,5 sene arasında konutun bir tamamlanma süreci var. E böyle olunca müteahhitlerin yerine konut koyabilme şansı yok. O zaman piyasadaki talebi karşılamak için yapılabilecek şey neydi? Sahibinden olan konutların piyasaya çıkmasıydı. Bu noktada biraz satışlardan ipotekli satışlara dönmek istiyorum. 230 bin, 170 bin, 190 bin adet konut satışlarının içerisinde ipotekli satışların payı hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı. Haziran ayında 101 bin adet ipotekli satış gerçekleşti. Neredeyse bir aylık konut satışı kadar ipotekli satış gerçekleşti. Yani satışların %53'ü ipotekli olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bu rakam 130 bine çıktı ve toplam satışın payı içerisinde %56'ya kadar ipotekli satışlar arttı. Ağustos ayıyla birlikte 76 bin adet ipotekli konut satışı gerçekleşti ve toplamın içerisindeki payı %44'e geriledi. Yani artık sönümlenmeye başlamıştı ipotekli satışlar ama 3 ay çok yoğun geçmişti. Hatta Eylül ayına kadar da biraz sarkmıştı. Eylül ayında 35 bin adet konut satışı gerçekleşti. İpotekli olarak bu da toplamın içerisinde %20'ye geriledi. Yani o dönemki ortalamanın içerisine yerleşti. Eylül ayında tamamen kampanyanın etkisi bitmiş oldu. Peki kampanyanın etkisi satışla bitti ama fiyatla bitti mi? Asıl macera Haziran ayından sonra başladı. Haziran ayından itibaren kampanyanın başlamasıyla konut fiyatları tetiklenmeye başladı ve artış yavaş yavaşken sonra hızlı bir şekilde çığa dönüştü. Konut fiyatlarını nasıl etkilediğini size göstereceğim. Kırmızıyla işaretli olan bölgenin başı tam kampanyanın başladığı dönem. Dikkat ederseniz o döneme kadar konut piyasasında daha önceki dönemde reel olarak konut fiyatları gerilemişti. Sonra reelden pozitife doğru yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı 2020'nin başında. Aslında 2020'nin başında konut fiyatları yavaş yavaş toparlanmaya başlıyordu ama kampanya bunu çok hızlı bir şekilde hareketlendirdi. Tam bir katalizör etkisi yaptı. Sonrasında da kampanya ile beraber başlayan bu hızlanma Ocak 2022'ye kadar önü kesilmez bir şekilde artmaya başladı. Ondan sonraki süreçteki etkilerin Kampanya etkisiyle olup olmadığını söylemek zor. Çünkü ondan sonra Türkiye'de kur krizi başladı. Enflasyon artmaya başladı ve reel artışlarla nominal artışlar biraz iç içe geçmeye başladı. Ondan sonraki süreçte de TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin herkes tarafından kabul edilmemesi, mutfakta yaşadığımız enflasyonun daha farklı olması sebebiyle ölçümlemekte gerçekten zorlanmaya başladık. Ama süreci Haziran 2020 Ocak 2022 arasında sınırlandırırsak evet kampanya etkisiyle konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu rakamlar sayılar biraz belki dikkatiniz dağıtıyor olabilir ama bir yere ayrılmayın. Çünkü sizin için hem hesap yapacağım ve bugün konut kredisi kampanyası olursa nelerle karşılaşabileceğimizi size özetlemeye çalışacağım. Ama öncesinde bu biraz sıkıcı kısmı anlatmam gerekiyordu. Çünkü herkesin konu hakkında aynı bilgilere sahip olmasını sağlamamda fayda var diye düşündüm. Peki kampanya oldu. İnsanlar neden konut almaya başladılar? Konut kredi faiz oranlarıyla ipotekli konut satışları arasında çok ciddi bir yakın ilişki var. Konut kredisi faiz oranları yükseldiği zaman konut satışlarında ipotekli satışlar düşmeye başlıyor. Eğer konut kredisi faiz oranları ciddi bir şekilde düşerse bu defa İpotekli konut satışları hızlı bir şekilde artıyor. O halde kredi faizlerinde yapılan iyi bir indirim herkesin kredili olarak konut almasını sağlıyor. Ama herkesin derken herkesin mi? Herkesin değil. Çünkü Türkiye'nin ev sahipliği oranlarına baktığımız zaman herkesin hızlı bir şekilde konut sahibi olduğunu görmüyoruz oturulan evin mülkiyeti araştırmasına baktığımız zaman Türkiye'de 2009 yılında ev sahipliği oranının %60.8 olduğunu görüyoruz. Peki 2021'e geldiğimiz zaman ne görüyoruz? %57.5. O halde 3 puanlık bir gerileme var. Peki bu evleri kim alıyor diye haklı olarak soruyorsunuz. Aslında yine evleri parası olan alıyor. Çünkü kiracı oranlarına baktığımız zaman gördüğümüz gibi 2009 yılında Bizim kiracılık oranımız %22'ymiş. Ama bugün %27'ye gelmiş. Yani 5 puanlık bir yükselme olmuş. O zaman kampanyalarla biz kiracılıktan kurtulup da ev sahibi olabilmiş miyiz? Olamamışız. Peki krediyi kim kullanıyor? Krediyi yine imkanı olan, ödeme imkanı olan, nakiti olanlar kullanıyor ve onlar bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Çünkü Türkiye'de resmi olarak şu an ifade edilen enflasyon %85. Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda %2.05'ten hesap ettiğimiz zaman ortalamada %26 yıllık maliyeti var. %85 ile %26'yı karşılaştırdığımız zaman aradaki fark oldukça yüksek. Hele bugün konut kredisi kampanyası yapılsa ve bu 2.05 0.79 gibi bir rakama çekilse o zaman bu yıllıkta %9 maliyete geliyor ki enflasyona göre oldukça komik bir rakam haline geliyor. Bu durumda bu fırsatı kaçırmak istemeyen hali vakti yerinde olanlar konut almaya başlıyorlar hızlı bir şekilde. Yani kiracılar için bir avantaj durumu ortaya çıkmamış oluyor. İşin biraz da maliyet kısmına bakalım. Bugün Türkiye'de bir konut kredisi kampanyası olsa. Ortalama bir konut almaya kalksak Türkiye için hesap ediyorum. 2 milyon liralık bir konut için %60'la kredi alabilseniz, Kenarda da 800 bin lira paranız olduğunu varsayıyorum. %60 krediyle 1.2 milyon liralık bir kredi alsanız 2.05 ile bugün özel bir bankadan kredi kullansanız. Çünkü biliyoruz ki kullanılan konut kredilerinde özel bankaların payı son dönemlerde artmaya başladı. 10 yıllık almış olduğunuz kredinin taksiti aylık 27 bin lira olacak. Konut kredisi kampanyası olsa birden bu rakam kaça düşecek peki? 15.500 liraya düşecek. Peki 2.05'ten olan konut kredisi faiz oranları birden 0.79'a çekilse hepinizin hayalinde 0.90'ın altında bir rakam var. Bir önceki kampanyalarda 0.64, 0.74 gibi oranlar oldu. 0.79'u kabul edelim ve bu defa 1.2 milyon liralık çekmiş olduğumuz konut kredisinin taksitleri 15.500 liraya gerilemiş olacak birden %43'lük bir indirim. Peki ev sahipleri boş mu duracak? Bir de ilan sayılarına bakalım. Sonra burada başka bir hesaplama yapacağım. Bu hesabın devamı için araya ufak bir bölüm koyuyorum. Bu neden böyle olacak biraz daha rahat anlayabilmemiz için. Bugün sahibinden koma baktığımız zaman toplam konut sayısı 434 bin adet. Bu ilanların %2'si inşaat firmaları tarafından yayınlanıyor. %12'si de sahibinden ilanlar olarak yayınlanıyor. Geri kalanı ise emlakçılar tarafından yayınlanıyor. Oldukça büyük bir porsiyon diyelim. Bunun içerisinde yine inşaat firmaları tarafından olan ilanlar ve sahibinden olan ilanlar da var. Yine birbiriyle ilişkili olarak bakabiliriz. Birisi birisinin 6 katı muhtemelen emlakçıdan olan ilanlarda da benzer bir ilişki vardır diye düşünüyorum. İnşaat firmalarıyla sahibinden olan ilanlar arasındaki. Bu rakamlara niye bakıyoruz? Sıfır konutların toplam satışlar içerisindeki payı biliyorsunuz %30'lar civarında. Bugün ortaya bir kampanya çıksa inşaat firmalarının yeni konut yetiştirebilme şansı yok. Bu zaten süre kısıtı sebebiyle mümkün değil. Bu durumda tekrardan sahibinden olan ilanlarda hızlı bir şekilde artış ortaya çıkmaya başlayacak. Biliyorsunuz kredili satışların payı %12-%14'lere kadar geriledi. Bu durumda kredi imkanının ortaya çıkmasıyla birlikte kredili satışlarda hızlı bir şekilde hareketlenme olacak. Kredili satışlar geçen dönemde olduğu gibi 100 binlere kadar çıkarsa bugünlerde görmüş olduğumuz kredili satışların 6-7 katına kadar çıkacak olması anlamına gelecek ki birden konutlara oluşacak talebi neredeyse toplam satışlar içerisinde kredili olmasa bile iki katına çıkacağını zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Önceki tecrübeler bize bunu gösteriyor. Birden bir konuta iki katı kadar talep olduğu zaman ne olacak? Konut fiyatları hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. Merkez Bankası'nın daha önce yapmış olduğu bir veriyi daha önceden paylaşmıştım. Bu videoda yeniden o bilgileri sizinle paylaşacağım. Konut kredisi faiz oranlarında yıllık %1 puanlık artış konut fiyatlarına %2.05 arttırıyor. O halde bizim yıllık maliyetimiz %15 civarında düştüğü zaman konut fiyatlarında %31 oranında bir artışın olması kaçınılmaz olacak. Bu durumda bizim almayı planladığımız daire 2 milyondan 2.6 milyon liraya çıktı mı? Bizim peşinatımız 800 bin liraydı. Bu durumda 1.8 milyon liraya ihtiyaç duyar hale geldik. Ama ne mutlu ki 2.05'ten geriye düşmüş 0.79 gibi bir oranla artık kredi kullanabiliyoruz. Peki bunun taksitleri ne kadar olacak? 23.300 lira. Kampanya olmasaydı ne kadardı? 27.000 liraydı. Kampanya oldu 23.300 liraya geriledi. Tabii ki bu kampanya ortaya çıkar çıkmaz. Konut fiyatları birden 2 milyondan 2 milyon 600 bin liraya hemen çıkmayacak. 2.200'e çıkacak, 2.400'e çıkacak ama çıkacak belki 2 ay içerisinde çıkacak. Belki 3 ay içerisinde çıkacak ama hızlı bir şekilde çıkacağını daha önceden gördük. Bu araştırma sonucu da zaten böyle bir dönemde yapılmıştı. Bir daha böyle bir kampanya olduğu takdirde yeniden fiyatlar aynı şekilde artacaktır. Peki bunun sonucunda ne olacak? 27 bin liralık taksit 23.300 liraya geriledi. 2 milyon liralık ev 2.6 milyon liraya çıktı. Kira fiyatı açısından baktığımız zaman 2 milyon liralık evin kirası 6600 liraydı. 2.6 milyon liralık evin kirası da 8600 liraya yükseldi. Son yapılan araştırmada az önce de sizinle paylaştığım gibi kiracıların oranı %27'lere ulaşmış durumda. 25 milyon Türkiye'de hane var. Bunun yaklaşık üçte birinin kirada olduğunu rakamlar bize gösteriyor. Bu durumda 8 milyon hanenin etkileneceği, her konutta 3.2 kişinin yaşadığı hesabıyla 24 milyon insanın etkileneceği bir kira artışıyla karşı karşıya kalacağız. O halde küremize tekrardan soralım. Konut kredisi kampanyası sen bizim için iyi bir şey misin, kötü bir şey misin? Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.